Ben Boston'a yatmış bulunmaktayım. Yani içerisi ılık, o kadar kaynar derecede ısıtmıyor tamam, ama arkamda yatağım var, yorganım var. Yani bu karın altında şuradan telefonumdan çok tatlı müzikler koyup böyle hani böyle sakinleştiren müzikler falan var ya. O böyle sıcacık yorganın altında girip akşama kadar uyuyabilirim. Kar yağıyor. Büyük ihtimal bütün gün burada kalacağım çünkü kıpırdayamayacağım. Evet, çalışmıyorlar kar neticesiyle. Dolayısıyla artık hangi kelime kullanılıyorsa doğrusu. Bunu çok yapmak istiyorum ama yapamam. Gerçekten yapamam. Boş vaktim gerçekten bu meslekte tamam, boş vaktimiz oluyor ama her zaman olmuyor. Yani hiç piyasada çalışıyorsanız, Avrupa'ya çalışmıyorsanız yani bu şekilde oluyor. Çünkü sürekli böyle koşuşturmalı. Biliyorsunuz ben de aşırı derecede çaba sarf ediyorum, efor sarf ediyorum. Günde 3-5 tane dosya kesiyorum. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz ne? Konumuz bu. Konumuz bu. Konumuz şunlar. Yani cidden konumuz Deutsch, Almanca. Şimdi ben gerçekten bu dili konuşmak istiyorum, öğrenmek istiyorum, başarmak istiyorum. Hayallerim var, hedeflerim var. Bu yüzden arkadaşlar bunun için çabalıyorum. Ya dün babam aradı. O şimdi Almanya'da, o da Avrupa'ya çalışan bir tır şoförü arkadaşlar babam da. Ama babam, onun işi biraz daha şeydir. Nasıl söyleyeyim size? Evden eve nakliye şeklinde. Pek fazla detayını vermeyeceğim. Sadece şimdi babam ve babamın arkadaşı var. Bunlar benim tır şoförü olmamı hiç istemediler. Bana tır şoförü olamazsın dediler. Bana tır vermediler. Bana ehliyetlerimi falan aldıktan sonra seni hiçbir şirkete sokamayız, hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de giremezsin zaten. Anca işte bir tanıdık falan bulursak onlara aldırabiliriz gibi gibi şeyler falan söylediler. Tamam mı? Hiç inanmadılar açıkçası bana. Ben kendime hep inandım. Şirketlere başvurdum ve dediğim gibi bir tane şirketle görüşme yaptığım zaman dedim ki direkt dürüst bir şekilde, abi dedim, ben dedim ehliyetlerimi aldım, belgelerimi aldım. Daha önceden dedim tır kullanmadım dedim. Babam tır şoförü, evet dedim. Ama dedim daha önceden dedim tır kullanmadım. Bana dedim birkaç kere dedim düz yolda dedim vermişti dedim. Böyle kullandım dedim, ama dedim düz yolda kullanmak dedim taksi kullanmak gibi aynı bir şey dedim. Bu şekilde. İnanın daha öncesinden arabada kullanmamıştım. Yani babam bana arabasını da vermiyor. Bunu da bilmiş olun. Yani gerçekten taksi kullanırken istop ettiren birisiyim. Gittim oraya. Dediğim gibi orada ben bir şeyleri öğrendim. Hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ilk yanına verdikleri şoför bana şey dedi. Hani senden olmaz, içeriye olumsuz şey vereceğim falan. Bilir, beni takip eden kardeşlerim bilir bu mevzuları. Ama ben yılmadım, devam ettim. Buralara kadar geldim. Hala devam ediyorum. Dün de şimdi Almanca falan çalışıyorum böyle. İşte babam şey diyor. Oğlum diyor, tamam diyor, çalış çalış diyor, aferin iyi falan da diyor, ne yapacaksın falan diyor, amacın ne, hedefin ne diyor, kestirdin mi bu diyor mesleği gözüne. Baba diyorum kestirdim dedim baba ya dedim, ben dedim Avrupa'ya gideceğim dedim. Diyor böyle benle tiye alıyor beni. Baba dedim işte Avrupa'ya gittikten sonra dedim işte orada dedim işte otururum otururum vize falan bir şeyler yapacağım dedim. Oradan dedim bir tane dedim şirkete gireceğim dedim. Şirkete girdikten sonra dedim oradan dedim emekli olacağım dedim. Hem Türkiye'den olurum dedim, hem oradan olurum dedim. Yaş dedim tamam dedim, genciz de dedim. Bir anda dedim hani geleceği düşünmemiz lazım, yaşlılığımızı düşünmemiz lazım falan filan dedim. Oğlum dedi, azimle dedi, sıçan dedi betonu delermiş dedi, helal olsun dedi, yaparsın dedi, ama kahkaha atıyor. Yani biliyor bu işlerin çok zor olduğunu, biliyor. Yani ben ne kadar teşvik edici konuşsam da, ne kadar pozitif konuşsam da, ne kadar olumlu konuşsam da bana diyor ki yapamazsın diyor, bir yerden çok zor diyor, düşündüğün kadar kolay değil diyor. Biliyorum, gerçekten biliyorum, düşündüğüm kadar kolay değil. Ama ich bin verliebt. Ben aşığım. Bak bir kelime öğrenmişim. Ich bin verliebt. Ben aşık değilim. Du bist verliebt. Sen aşık mısın? Gibi. Yani bir şeyler. Ben bu kelimeleri hiç bilmiyordum. Bunun gibi bir sürü kelimeler öğrenmeye başladım ve arkadaşlar çok kısa bir sürede öğrenmeye başladım. İnanın ben 3 haftadır falan şey yapacağım diyordum. Günde 5 kelime ezberleyeceğim falan diyordum. Öyle olmuyormuş. Gerçekten işler zor oluyormuş. Çünkü bazen
ne bileyim insanın psikolojisidir, iş temposudur falan, hiç vakit kalmayabiliyormuş. Ama ben bunu yarım saatte falan öğrendim bu size söylediklerimi. Anladınız mı? Yani ben asıl kelam diyeceğim şey, hedefimiz var. Evet, bu yol gerçekten çok uzun bir yol. Evet, ama yani bu yola giderken, bu yola ilerlerken ben hayatımdan keyif almaya bakıyorum kardeşim. Tamam mı? Evet, burada çok çalışıyorum, sürünüyorum ama abi her zaman şunu bilin. Beterin beteri var. Bizden de kötüleri var. Daha şartlarda çalışanlar var. Halinize şükredin arkadaşlar. Ben burada çalışıyorum. Aha bak, kettle'ım burada. Bardağım burada. İstediğim zaman kahve yapıyorum. İstediğim şeyi yiyebiliyorum, içebiliyorum. Yani istediğim şey demeyelim. Sonuçta çok fazla şey yemek istiyorum. Bütçe el vermiyor. Dün otobanda gidiyordum. Cüzdanı çıkarttım. Cüzdandan baktım 5 lira. 5 liram var cebimde. Yani nakit olaraktan kredi kartımda, kredi kartım var tabii ki de, işte nakit 5 liram var. Çıkarttım böyle 5 lirayı. Dedim herhalde bir simit, bir ayran ya da iki tane simit verir. Dedim ki abi, dedim otobanda hani böyle trafik var. Abi dedim 5 liram var dedim. 5 liraya ne oluyor? Adam dedi bir simit olur dedi. Öyle bir simit aldım. Demek ki neymiş? İstediğim şeyleri yiyemiyormuşum. Neyse. Ama onları da yeriz be kardeşim. Sıkıntı yok yani. İşin esprisi bir yana. Diyeceğim şeyler ya, bunlar pek fazla video atmıyorum, sık video atmıyorum çünkü aynı şeyleri size söylemek istemiyorum, aynı şeyleri konuşmak istemiyorum çünkü ben size de hak veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, niye bu kanaldasın? Ben Avrupa'ya çıkmadım, Avrupa'ya dair hiçbir şey bilmiyorum, değil mi? Ne işin var burada? Git kardeşim Avrupa'ya çıkmış olanların videolarını izle, git onlarla şey yap, ne bileyim onlardan tavsiyeler falan filan al, onlardan devam et. Ben daha oraya çıkmadım. Doğru. Ama ben de çıkacağım oraya. Sen benim Avrupa'ya çıkmamışken, Avrupa'ya daha hiçbir şey bilmemişken ki halimi biliyorsun şu an. Çünkü bendeki o azimi ben sana gösteriyorum ve çıkacağım diyorum. Gerçekten çıkacağım. Ben eğer Avrupa'ya çıkamamışsam bilin ki ölmüşümdür. Anladınız mı arkadaşlar? Bilin ki ölmüşümdür. Ve dediğim gibi orada da zırlıyorumdur. Eğer biraz daha yaşasaydım kesin Avrupa'ya çıkarım diye. Böyle olun arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizde bulduğumuz fırsatları değerlendiriyoruz. Çabalıyoruz. Bana sürekli böyle olumlu mesajlar atıyorsunuz. Gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Böyle yorum atıyorsunuz vesaire. Çok çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız yaparsınız. Bu kadar basit. Yani sakın ha sakın bahane üretmeyin. Her zaman dediğim gibi harekete geçin. Harekete geçin. Harekete geçin. Kardeşim ben parfüm uzmanıydım ya. Yıllarca güzellik uzmanlığı yaptım. Bakmayın şu an benim böyle Tarzan gibi falan gezdiğime yani. Yıllarca çok böyle hani beyaz yaka derler ya, çok böyle presentable bir şekilde gelen müşterilere, gelen kadınlara, kızlara böyle çok böyle presentable bir şekilde ağlayıp böyle onlara servisler veriyordum. Hoş geldiniz hanımefendi diyordum. Böyle oturtuyordum masaya. Ona böyle makyajını falan yapabiliyordum. Yani geldiğim yer öyle bir yer. Ama baktım ki bir getirisi yok. Benden bir şeyler götürüyor. Bir kazancı yok. Ben orada çalışsam hiçbir şeye sahip olamayacağım. Ne yaptım? Düşündüm. Dedim ki harekete geçmem lazım. Ne yapmam lazım? Ülke şartları belli. Bir şey almak istesem, misal verecek oluyorum. Bir araba almak istesem. Arabanın fiyatı ne kadar? İkinci el bir araba. Şu an ortalama diyelim 100 bin lira. Tamam mı? Kötünün iyi. Yani kötü bir araba o fiyatlarda. Siz biliyorsunuz zaten piyasayı. Neyse. Tamam diyorum. Bu arabayı kaç senede alırım? 3 senede alırım. Aman. Affedersiniz. 3 sene geçiyor. O arabanın fiyatı 200 oluyor. Anladın mı? Yani ben o arabayı gene alamıyorum. İşte velhasıl kelam. Durdum düşündüm. Ne yapayım dedim. Ondan sonra dedim ki. Tır şoförlüğü. Yani babam hiçbir zaman tır şoförü olmamı istemedi. Hala sorsanız istemiyor. Çünkü gerçekten zor bir meslek. Evinden, yurdundan uzaktasın. Ondan sonra ne bileyim evleneceksin falan filan. Bununla gözle falan baktığı için hiç istemiyor. Ama ben durdum düşündüm dedim. Kafaya koydum. Tamam dedim ya dedim. Ben dedim tır şoförü olursam dedim. Avrupa'ya dedim çıkabilirim dedim. Orayı dedim görebilirim dedim. İnsanlar dedim tanıyabilirim dedim. O yüzden bu hedefler doğrultusunda ben bu işe başladım. Ve dediğim gibi ben inanıyorum, Avrupa'ya çıkacağıma inanıyorum gerçekten ve orada bir şeyler başaracağıma da gerçekten inanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Yılmak yok, devam ediyoruz. Kanalda kaç abone sizce? 236 abonemiz var şu anda.
Böyle devam ya. Emin adımlarla gidelim arkadaşlar. Yanımda olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar, size yardım etmekten cidden keyif alıyorum. Size bir şeyler göstermekten cidden keyif alıyorum. Ben sizlerden biraz öndeyim, evet. Benden çok çok önde olanlar da var, evet. Ama dediğim gibi bizim avantajımız en temelden gidiyoruz. Gerçekten dipten gidiyoruz. Ben bu telefonu aldığımda ilk kamyon ehliyeti alacağım zaman da bu telefonla gittim. Aa, kamyon ehliyeti alıyorum diye. İlkinde kaldım. İkincisini de geçtim. Tır ehliyetine gittim. Tır ehliyeti alacağım diye. İlkinde kaldım. İkincisini de geçtim. Yani ben onları da iki seferde geçtim. Çünkü şoförlüğüm falan inanın çok kötü. Yani şu anda mesela tamam, yani şu an biraz iyileşti, güzelleştik. Eyvallah, artık bir tır şoförü sayılırız. Evet, ama gene toyuz yani, anladınız mı arkadaşlar? Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu mesleği yapmak istiyorsanız yaparsınız. Cidden yaparsınız ve şu an şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer şu anda iş arıyorsanız, bakın bunlar, bu iş fırsatları anlıktır. Anladınız mı? Anlıktır. Her zaman olmayabilir. Ama şu an bu videoyu izliyorsanız, benim şirketim şu anda, gördüğünüz gibi, bilmiyorum reklam yapmış gibi olduk ama neyse. Benim şirketim şu anda tır şoförü alıyor arkadaşlar. İstanbul'da ikamet eden bir tır şoförü alıyor. Gurbetçi olarak da gelebilirsiniz buraya. Ya da vesaire vesaire. Neyse. Dediğim şey, bunlar böyle bazen böyle anlık şeyler olabiliyor. Şu an mesela ben, bana eğer ulaşırsanız, ne bileyim böyle şoförlüğünüz falan varsa, şoförlüğünüz bırakın olmasın, ehliyetiniz, belgeleriniz vesaire varsa arkadaşlar, şu an bana ulaşırsanız bizim şirkette böyle bir açık var. Kesinlikle ve kesinlikle size yardım edebilirim. İşbaşı yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Hiç korkmayın arkadaşlar. Korkmayın. Gelirseniz yaparsınız. Bu benim şu an çalıştığım şirket olabilir. Bu başka şirketler olabilir. Hiç korkulacak bir şey yok. Hiç endişelenecek bir şey yok. Anladınız mı? Şu an mesela şirketlerde şöyle bir şey vardır. Bir şirket personel oluyorsa ilk önce çalışanlarına söyler ve çalışanları asla bir o şirkete bir personel getirmek, çalıştırmak istemezler arkadaşlar. Niye? Ona kefil olmuş oluyorsun. Onun sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsun vesaire 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 şeyler. Az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama benim için hiç sıkıntı değil. Gerçekten. Şunu kullanmasını bilmiyorsan bile gel, ulaş bana. De ki yardıma ihtiyacım vardı. Ya da ne bileyim, ne diyorsan de hiç fark etmez. İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum, ben size destek olurum. Çünkü ben o kadar çok uğraştım ki hiçbir destek göremedim. O kadar çok uğraştım ki, yani hiç şoförlüğüm yok. Facebook sayfalarına gidiyorum, saçma sapan tır sayfalarına gidiyorum. Oradaki tır sayfalarına yazıyorum, işte tır şoförleri, bu yazıyı okuyanlar, İşte beni yanınızda gezdirebilir misiniz? Bana tır verebilir misiniz? İşte işi öğrenmek istiyorum. Şimdi şirketler almadığı için tır deneyimi atmam lazım. Ne olacak? Tırcı arkadaşın olacak. Benim de tırcı arkadaşım yok. Ne yapıyordum? Bu işte Facebook sayfalarından, Instagram sayfalarından insanlara ulaşmaya falan çalıştım yani. Ya ulaşamadım. YouTube'culara yazdım. Mesela bir tane abiye yazdım. Abi dedim ki, takipçisi yüksek bir tır şoförü abimiz. Abi dedim ki, ben dedim ehliyetim tam, her şeyim tam dedim. Abi dedim şey dedim. Ben dedim iş arıyorum dedim. Ne yapabiliriz dedim. Bir yardımcı olabilir misin dedim. Ya dedi pek bir bilgim yok bu konuda ama dedi, Mars Gökbora dedi, acemi şoför alıyor diye biliyorum dedi. Sağ ol abi, teşekkür ederim dedim. Şöyle yaptım sonra. Mars Gökbora ne ya dedim. Tamam, Mars galiba dedim tır şirketi, yazdım çıktı Mars Lojistik diye. Gökbora dedim. Acaba dedim Mars'ta Gökbora diye birisi çalışıyor. Ben Mars'tan Gökbora diye birini bulursam eğer, o mu bana yardımcı olacak? Mars Gökbora. Meğer Gökbora da bir şirketmiş. Mars da bir şirketmiş vesaire vesaire. Yani arkadaşlar, ben bu işe başlamak için, bu işi yapmak için inanın çok 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 uğraştım. Aslında o kadar çok da uğraşmadım açıkçası.
Benim biraz şansım yaver gitti bu konuda. Niye şansım yaver gitti? İki tane iş ilanına başvurdum. Bir tanesi tecrübeli istedi. İkincisine de şey dedim işte. İkincisi de çok tecrübeli istedi ama ikincisine her şeyi açık açık konuştum. İlkine de her şeyi açık açık konuştum. İlki bana şey dedi. Ya dedi bak dedi seni çok iyi anlıyorum ama dedi. Senin dedi şu ana kadar dedi, hiç dedi tecrüben olmadığı için dedi. Ben seni alırsam dedi büyük bir sorumluluk almış olacağım dedi. Büyük bir sorumluluk almış olduğum için dedi insan kaynakları vesaire dedi. Herhangi bir dedi başımızı belaya açarsan dedi. Biz çok zan altında kalırız dedi. Dedi. Anlıyor musun dedi. Ben dedim ki abi dedim seni çok iyi dedim anlıyorum dedim. Sen dedim şu anda beni alırsan ben de bir kaza veda yaparsam dedim. Bu adamı niye işe aldınız diye başını sıkıştıracaklar. Gerçekten çok teşekkür ederim dedim. O da bana çok teşekkür etti. Böyle vedalaştık. İkincisi de buradan gösterelim. İkincisine de aradığım zaman bu da çok tecrübeli birisini istediğini söyledi. Ama ben dedim ki abi dedim ben kendime güveniyorum. Bana biraz şans verin vesaire vesaire derken bu şekilde başladım. İki iş ilanından birine, ikincisine iş başvurumu gerçekleştirdim. Gittim yüzde konuştum, görüştüm ve işe alındım. Velhasıl kelam diyeceğim şey, tamam sakin bir şekilde konuşabiliriz. Hızlandırılmış konuşmaya bırakalım. Velhasıl kelam arkadaşlar diyeceğimiz şey, oğlum ben niye böyle saçmaladım ya? Şu an konuşma tonumu ayarlayamıyorum. Kendi konuşma tonumu unuttum. Neyse. İşe girerken evet zorlanabilirsiniz ama dediğim gibi ben de hiç yardım almadım. Böyle sayfalara falan gittim. İnanın hiçbir destek çıkmadı. En sonunda şey yaptım. Dedim ki ben dedim tecrübe edinemeyeceğim. Tamam en azından dedim bu şekilde başvurayım dedim. Evraklarını falan tam dedim. O şekilde girdik işte. Neyse size diyeceğim şey çok şanslısınız. Bu kardeşiniz burada. Serkan kardeşiniz. O yüzden ne bileyim işi öğrenmek istiyorsunuzdur. İş arıyorsunuzdur. Buyurun gelin. Yan koltuk her zaman boş. Birlikte gideriz, geliriz, tırı gösteririm, bir şeyler yaparız. Yani bir şekilde bu işte yola çıkarsanız bu ben olurum, bu başkası olur. Sizin elinizden tutar arkadaşlar, inanın tutar. Tamam, bu sektörde olduğu gibi diğer sektörde de böyle tırmanmaya başlıyorsun, çıkmaya başlıyorsun. Böyle hani ayağıyla böyle diye böyle şey yaparlar sizi, iteklerler anladınız mı? Ama gerçekten benim gibi ya da benden çok çok daha iyi olan insanlarla da karşılaşacaksınız arkadaşlar. Onlar ne yapacak size? Böyle tutacak, çekecek ya. Eliniz kayıyorsa eğer yakınızdan tutacak, alacak yani anladınız mı? Yardım edecek size. Bu yüzden arkadaşlar kendinize güvenin. Her zaman derin nefes almayı unutmayın. Bakın şimdi. Derin bir şekilde nefes aldın mı? Şu zihin var ya zihin. Bu hani gün içinde böyle beyniniz böyle sinir, stres, kaygı falan. Derin nefesini al, ver. Orada bir rahatlama oluyor. İnanın buna. Derin nefes alın, öyle karar verin. Derin nefes alın, yürümeye başlayın. Harekete geçmeye başlayın. Ama bu derin nefesi 3 kereden fazla da almayın. Baş döndürüyor arkadaşlar. Çok çok yapmayın bunu. 3 kere yapın en fazla. Sizi seviyorum. Dediğim gibi her zaman bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Beğenirseniz, yorum atarsanız falan filan demeyeceğim. Bunları zaten yapıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. O zaman ben bu videoyu yükleyeyim. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kendi hayvan yemek yok. O kadar. Şimdi git. Uç. Özgür ol. Küçük, uçamayan kuşcağız. Keşke atmasaydım.